Şöyle bir ifade vardı. Rusya Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun nükleer bir güç olduğunu anlamalı şeklinde bir açıklaması vardı. Fransa'nın. Bu açıklama nedense Türk basında ve Batı basında yer almadı. Bunun karşılığı olarak Rusların da böyle bir açıklama yapma gereği hissettiği de doğal olarak yer almadı. Biz de şaşkınlıkla Ruslar neden böyle bir açıklama yaptı diye sormak durumunda kalıyoruz. Çünkü önümüze, halkın önüne bu haberler getirilmiyor. Türkiye'de özellikle son bir haftadır tarafsız yayıncılık adına ciddi bazı sıkıntılı günlerden geçtiğimizi takdir edersiniz. Olaylar tek taraftan aktarılıyor. Bakın, Rusya'nın yapmış olduğu bu nükleer açıklaması Fransa'nın NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni işaret ederek Rusya'ya sopa göstermesinden sonra yaşanmış bir açıklamadır. Bu açıklamalarda diplomasi de biliyorsunuz güç gösterisidir. Gerçekte fiiliyatta bunun bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. İkinci sorunuz, Rusya gözünü kararttı mı? Evet, kararttı. Bunun nedenleri üzerinde keşke uzun uzadıya konuşabilsek. Bakın, Rusya'ya hak verelim demiyorum. Anlamak gerekiyor diyorum. Yani sebepsiz yere olmadığını söyleyeceğim bunu. Bakın, burada çok önemli bir bakış hatası yapıyoruz biz. Bu bakış hatasını yaparken biraz kendimizle barışık ve dünyayla barışık, gerçeklikle barışık bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. En azından ben kendimle ilgili böyle bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Çünkü neticede ekmeğini çoğunlukla gazetecilikten değil, stratejik çalışmalarıyla kazanan bir insan olarak stratejik bakmak durumundayım. Rusya bir güvenlik ülkesidir Şirin Hanım. Burada Rusya'nın bir güvenlik ülkesi olduğunu ve Batılı demokrasilerin de bir ticaret ülkesi, ticaret yönetimi olduğu gerçeğini es geçiyoruz. Ve Batı gözüyle Rusya'yı, Rusya'nın gözüyle de Batı'yı anlamaya çalışmak gibi bir hatanın içerisine düşüyoruz. Geçtiğimiz yüzyılın gerçeklerinden yola çıkmamız gerekiyor. Batı hegemonyası özellikle ABD kendi burnunun dibindeki Küba'nın Varşova Paktı'na girmesine izin verdi mi ki? Oraya füzeler konuşlandırılmasına izin verdi mi ki Rusya burnunun dibindeki Ukrayna'ya NATO'ya girmesini ve çeşitli silahların konuşlandırılmasına izin vermesini bekleyelim? Hayır. Biz burada ne Rusya'nın ne de Batı'nın tarafında durmak zorunda değiliz. Gayet güzel bir ülkemiz var. Her ne kadar yönetimsel sıkıntıları olsa da biz burada tarafsız bir şekilde olayları incelemek zorundayız. Fakat 14 bin insanın öldüğü sadece Donbas bölgesinde Donetsk ve Lugansk'ta belirlenen 130'un üzerinde toplu mezarın olduğu Birleşmiş Milletler kayıtlarıyla ortadayken 14 bin insanın canına mal olmuş bir katliamdan sonra oradaki Rus halkının kalkıp da neonazi militanlarının Azak taburu gibi, Azov taburu gibi, sağ sektör gibi ruh hastalarının eline bırakılması, insafına bırakılmasını da herhalde kimse kabul etmezdi. Rusya da bunu kabul etmiyor. Temel nedenlerden biri de Minsk anlaşmalarının uygulanmamasıdır. Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda bugüne kadar Rusya'nın defalarca yaptığı çağrıları göz ardı etmeyelim. Peki soru, neden 2014 sonrası Ukrayna liderliği Minsk anlaşmalarını ihlal etti? 2014 yılından günümüze kadar geçen neredeyse 8 yıllık dönemde, Şirin Hanım çok ilginç, bunu Kanadalı bir araştırmacının açıkladığını biliyoruz. Ruslar da bunu aynen teyit ediyorlar. 2014'ten beri Donetsk ve Lugansk bölgesinde Rusların kontrolünde olan sivil yerleşim yerlerine bombardıman yapılmayan, koca 8 yılda bombardıman yapılmayan sadece 21 gün. Ve kullanılan mermiler 120-121 milimetrelik havan ve top mermileri. Birleşmiş Milletlerce AGİT komisyonca yasaklanmış mermilerden bahsediyoruz. 2014 yılından beri 14 bin insanın üzerine konulan binlerce ölü daha var. Bunlar bizim basınımızda yer alıyor mu? Hayır, almıyor. Ondan sonra Rusya'yı anlamakta zorluk çekiyoruz. Biraz da olaylara zannederim bu şekilde Rusya'dan bakmak gerekiyor. Vay be, Türkiye basını şu anda hiçbir yeri anlayamıyor. Çünkü hiçbir yerde temsilcisi de kalmadı, gazetecisi de kalmadı, basını da kalmadı. Basını çöktüğü için sadece Moskova'yı değil, dünyayı anlamakta sıkıntı var. Vaktiniz az biliyorum ama Barış'ın son bir Son sorusu bir olacak. soru sorayım Mahir Tabii, Bey. buyursun. Şimdi Tabii. dünya... Yani bir yandan savaş dışında Batı'dan sürekli arka arkaya yaptırım haberleri geliyor. Uçuş yaptırımları, ekonomik yaptırımlar, enerji Evet. arka. Siz Spor vesaire. Yakında Moskova... herhalde Mendeleev'in kimya periyodik cetveline de bir yaptırım gelecek. Bilim dünyası olur. Ne bileyim, Peki. böyle komik komik şeyler oluyor. Peki. Moskova'da yani Rusya'nın başkentinde sosyal hayatın içinden baktığınızda bu yaptırımların toplum üzerinde bir etkisini gözlemleyebiliyor musunuz yoksa hiç yokmuş gibi mi? 2014 yılında Kırım'ın bir referandumla Rusya'ya bağlanmasından sonra zaten yaptırım dalgası biliyorsunuz Rusya'nın üzerindeydi.
Bugün bu kadar popüler olmasının nedeni bu yaptırımların Batı'nın gerçekten muhteşem algı operasyonlarıyla süslenmiş. Demin önüme haberler düşüyor, arkadaşlar getiriyorlar. Rus güreşçilerin müsabakalarda güreşme hakkı da ellerinden alınmış. Bakın bu derece komik artık yerlere vardı. Bugün yapmış olduğum görüşmeler vardı Moskova'da. Moskova'da yerleşik bir İngiliz şirketin çok önemli bir üst düzey yöneticisiyle görüştüm. Bunu niye anlatıyorum? Batı'nın ikiyüzlülüğünü ve aslında hiçbir kaybı yokken Ukrayna halkının felaketine neden sebep olduğunu anlamamızı açıklayacak belki de. Şu soruyu sordum. Dedim ki büyük bir şirketsiniz, Rusya'da büyük yatırımlarınız var ve İngiltere ve Polonya'daki fabrikalarınızda yoğun buraya satış yapıyorsunuz. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Çünkü artık bir ambargo koydunuz ve Rusya'ya mal satmayacaksınız. Gülerek cevap verdi. Biz bunu bir ay önce ayarladık. Tacikistan ve Özbekistan'daki şubelerin üzerinden satış yapacağız dedi. Yani yaptırımların fiiliyatta elbette ekonomik sıkıntı yaratacağı doğru. Aha. Ama bu Rusya'yı terbiye eder mi derseniz kesinlikle hayır. Son bir soru Mahir Bey, size teşekkür etmeden önce. Şimdi siz öyle dediniz ama diğer taraftan Ukrayna'da siviller ölüyor. Çok ciddi bir şekilde sivillere yönelik işte hastaneler vuruluyor. Şimdi son haber geldi. Kiev'in içindeki merkezi ısıtma sistemleri vurulduğu için muhtemelen o soğukta insanlar ısınamayacaklar. Şimdi Ukrayna ve Rusya sonuçta Rusların da yani kökeni Rus olanların da yaşadığı ve aynı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde birlikte yaşamış, iç içe geçmiş bir toplum. Yani evet, burada askeri strateji, devletlerin çıkarları çatışı olabilir ama orada bir de bir insanlık dramı, savaş var. Kesinlikle. Çocuklar, insanlar ölüyor. Kesinlikle. Bunun kesinlikle Rus halkı üstündeki etkisini nasıl görüyorsunuz? Ve mesela yine işte, yani bir tepki yok mu Putin'e yönelik olarak? Yani Putin'in siz hala popülerliğini koruduğunu düşünüyor musunuz? Mesela Navalny cezaevindeki zehirlenen ve sonra cezaevine giren muhalif dedi ki Putin demek Rusya demek değil. Rusya'da bu savaşı desteklemeyen binler milyonlar var. Onun için Rusların sokağa çıkması ve Ukrayna'daki bu sivil kıyımına hayır demesi gerekiyor. Çünkü Putin son kalan popülerliğini bu şekilde sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu konuda ne dersiniz? Yapılan bir araştırma var, bugün yayınlandı. Putin'in bu operasyon başladığından beri halk içinde ve bu araştırmayı yapan bağımsız bir kuruluş ve gayet liberal bir kuruluştur, onu da söyleyeyim. Putin'e de muhalif, medyaya çok yakın bir kuruluş. %61'den %78'e popülerliğinin arttığını, desteğin halk arasında arttığını gösteriyor. Elbette ki Rus halkının bu savaşı onamasını, insanların ölmesini, onamasını beklemek mümkün değil. Bakın size çok ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşımın babası Rusya Sibirya bölgesinden, annesi Kievli, anne baba Tacikistan, Sovyetler zamanında Tacikistan'da evleniyor. Kız Litvanya'da doğuyor. Yani bu insanlar Sovyetler Birliği'nin insanları. Elbette ki kan bağı, aile bağı çok yüksek insanlar. Yani hemen hemen Ukrayna'da akrabası olmayan kimse yoktur gibi. En azından benim çevremde gördüğüm, tanıdığım arkadaşlarım arasında. Bu savaşı sivillere yönelik kayıpları Rus halkının onamasını beklemek mümkün değil. Ama Rus halkının şunu onaylamasını da beklemek değil. 2014'te orada Ruslar katledilirken sessiz kalan dünyanın şu anda neden bu kadar Rusya'nın üzerine geldiğini sokaktan geçen Ruslar anlamakta güçlük çekiyorlar. Fakat biz gelin şuna bakalım. Bu müzakere masasında umarım barış adına derhal bir adım atılır. Çünkü dünyada en haklı savaşın bile ben bir cinayet olduğunu düşünen, şahsen düşünen bir insanım. Müzakere masasını ilk talep eden bildiğiniz gibi Zelenski oldu. İlk gün. Ardından Rusya'nın bu kabulünden sonra Zelenski neden bilinmez müzakere masasına gelmemeyi tercih etti. Daha sonra Lukashenko'nun araya girmesiyle, özür dilerim bitireceğim, Lukashenko'nun araya girmesiyle zoraki bir müzakere masası oluşturuldu. Bakın müzakere masasında gelen bilgiler ne yönde biliyor musunuz? En ufak insani maddenin bile, bunun arasında esir değişimi, yaralıların değişimi de var. Maddede bile Ukrayna'nın temsilcilerinin bir danışalım diyerek gidip 2 saat boyunca cevap vermeden Rusları müzakere masasında beklettiklerinden bahsediyoruz. Bırakın diğer konuları, insani konulardan bahsediyoruz.
burada ciddi bir Ukrayna'nın liderlik sorunu, bu savaşı bitirmeye yönelik liderlik sorunu olduğunu görüyorum. Üzülerek de izliyorum. Umarım en kısa zamanda bu savaş biter. Gerek Rus halkı gerek Ukrayna halkı aklı başında insanların kabul etmeyeceği bir çatışmadan bahsediyoruz. Bir an önce sönümlenmesini en büyük temennimiz. Peki, katıldığınız için çok teşekkür ederiz Mahir Esen. Ben teşekkür ederim. Moskova'nın, sağ olun, Moskova'nın bakış açısını bize aktarmış oldu. Oradan bakıldığında da durum böyle gözüküyor. Şimdi bir daha Avrupa'ya yönümüzü çevireceğiz. Avrupa Birliği'nin en önemli ülkesi Almanya'ya. Almanya'nın pozisyonu her